bırakılır o küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Ah gece gündüz susar, dudaklarım çözmüş gemi. Yakmış konakları, kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar, sessiz sedasız kaybolan yıllar, sessiz sedasız kaybolan yıllar. Esmer geldin. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Artık burada kalamam. Saçmalama, gidemezsin. İzin verme. Gözümün önünde olacaksın, anladın mı beni? Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Ben iyiyim, bir şeyim yok. Ver şunları bana. Hayır, gitmeyeceksin. Ver dedim. Kendine gel. Ali. Ali. Özür dilerim. Özür denemesi gereken sen değilsin. Ben bunu hak ettim. Bu tokat kendime getirdi beni. Seni bu halde bırakmayacağım. Ali! Ali! Ali dur! Dursana! Gitme Ali. Ne olur gitme. Özür dilerim. Beni affet Ezo. Lütfen affet. Yaptıklarımdan utanıyorum. Tamam. Üzme kendini. Hiçbir şey olmadı. Her şeyi unuttum ben. Her şeyi mahvediyorum ben. Ve sen benden her şeyi gizliyorsun. Hepsi geçecek, tamam mı? Her şeyi anlatacağım sana. Esmer, o Bulgar'ın elindeydi Ali. Benim için kendini feda etti.
Ama merak etme. Kaçmış o. İyi. Daha iyi görünüyorsunuz Süleyman Bey. İyiyim. Daha iyiyim. Benden herkes korkar. Ben bunu herkesin gözlerinde görürüm. Bu bana keyif verir. Ama beni ayakta tutan bu duygu bana en büyük acıyı yaşattı. Biliyor musun Süleyman Bey, kızım benden korktuğu için, nefret ettiği için intihar etti. Çok üzüldüm. Ben dünyaya sahip olmak istedim. Benim gücümün üstünde güç olmasın istedim. Ve başardım. Kaybetmek nedir bilmedim. Öyle bir eğitimden geçtim ki Süleyman, acı çekmeyi öğrenmek için Hindistan'a, Yeni Zelanda'ya gittim. Medeniyet yüzü görmemiş yerlilerden, Budistlerden her tekniği öğrendim. Bıçakla kes, kanımın akışını kontrol ederim. O yüzden korkusuz, ölümsüz ve yenilmezim. Bu anlattıklarınızı duydum. Efsane sanırdım. Ama doğruyum. Ama kızımın ölümüne engel olamadım. İşte o zaman bittim. Bir tarafım kızımla öldü. Kalan yarım daha da acımasız oldu. Bağışlayın ama bunları bana niçin anlatıyorsun? Omzunda ağlamak için değil Süleyman Bey. Kızının cenazesi kalkıyor. Bazen ölüm benim işimi hafifletiyor. Sana ne yapsam? Canın bu kadar acımazdı. Kader. Kızım. Sağ ol camcı baba. Demek Esmer buraya da gelmedi. Tek umudum sendin camcı baba. Buraya geleceğinden emindim. Başına kötü bir şey gelmiş olsa bile senin haberin olurdu. Gelmedi kızım. Hiç uğramadı. Hiçbir haber yok. Nereye gider? Bulgar'ın elinden kurtulmuş. Neden bizi aramadı? Kimden? Neden kaçıyor?
Belki bir nedeni vardır evlat. Kimseye bir şey söylemediyse, saklanıyorsa bir düşündüğü vardır elbet. Sabır. Beklemekten başka bir çaremiz yok. İyi olup olmadığından artık emin bile değilim. Korkuyorum. Bir daha hiç dönmeyecek diye korkuyorum. Kalp sevdiğini unutmaz. Er ya da geç sevdasının yanına geri döner. Eğer sana gelirse bir şeyler öğrenirsen bize haber ver, olur mu camcı baba? Onu çok sevdiğini söyle. Ezon sen olmadan nefes alamıyormuş de. Söylerim kızım. Bir dedi ki camcı baba, Ezon seni sonsuza dek bekleyecekmiş. De ki Ezon esmer için dünyaya gelmiş. Thank you.
masallara inanan bir kız tanıdım. O sendin, Ezo. Ömrümdün. Ama madem ki kalbine iki kişiyi sığdırdın, ben artık hayatından da, kalbinden de çıkıyorum. Sen beni göremeyeceksin. Ama ben gölge gibi peşinde olacağım. Şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Şu yağmurun, şu kışın. Şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Hiç dönüşü yok bu kaçışın. Ben seversem ağlar gökyüzü yıldızlar. Aşk penceremden gülen bir çocuk sana bakar. Şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Şu yağmurun, şu kışın. Şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Hiç dönüşü yok bu kaçışın. Ah, ben seversem ağlar gökyüzünde yıldızlar. Aşk pencerem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْتِ أُمِّهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Niye Eşref Bey yok? وَسَوَابٌ عَلَيْهِمْ Avşar'ın ablasıyla halasını da göremiyorum. Eşref Süleyman'dan korkup toz oldu bence ortadan. Yurt dışına çıktığını yaymış etrafa. Sultan'la Sunan'ın da haberi yok muhtemelen. Onlar da birkaç hafta Amerika'ya gitmişler. Bir akrabaları hastalanmış. Durumu iyi değilmiş galiba. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Sadakallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezina en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. El-Fatiha. Ali ölüyor. Gerçek annemi buldum ama affetmeyi beceremiyorum. Sanki toprağa kaderle birlikte kendi hayatımı gömüyorum.
Gece geçer yar geçmez. Yol bana sevda kime? Ayrılık zehirli bir hançer, saplanır yüreğime. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın gitmeseydim. Ben onu çok sevdim. Hem hayatını kararttım, hem de çok sevdim. Bunun cezasını niye bana bu kadar ağır ödettin kader? Senin yerinde benim yatıyor olmam lazımdı. Ölmeyi ben hak ettim, sen değil. Seni bu kadar severken niye bıraktın beni kader? Yeter. Kahrettin kendini. Kader de seni sevmişti. Senin aşağılık hayvan. Yapma Süleyman. Demek kader senin yüzünden öldü. Dur. Nasıl yaptın bunu ha? Dur Süleyman. Nasıl kıydın ona? Nasıl o pis ellerini hala toprağı üzerinde tutuyorsun ha? Çek. Çek ellerini. Yapma Süleyman. Yalvarırım yapma. Çekil, sen karışma. Seni adi yaratık. Yakma. Nasıl cesaret ettin buna? Kızıma nasıl yapma, tecavüz Süleyman. Ettin? Söyle. Sen de yapma. Gebereceksin. Yaşamayacaksın. Gebereceksin. Gebereceksin. Yeter Süleyman, yeter. Görmüyor musun halini? Zaten ölü gibi. Onun kendine verdiği ceza senin yapacakların çok üstünde. Avşar'la değil. Onu bu hale getiren Eşref'le hesaplaş. Daha hesabım yeni başlıyor. Herkes cezasını çok ağır ödeyecek. Kızımın canına karşı can istiyorum. Yeter Süleyman, lütfen. Canını alacağın kişi Avşar değil. Hadi canım. Hadi. İki kızımı da kaybettim. İçim yanıyor Oza. Benden hep nefret ettiler. Onların hayatlarını mahvettim. Benim yüzümden öldü ikisi de. Bunun vicdanıyla nasıl yaşanır? Hadi Süleyman, gidelim buradan. Niye? Niye? Çıkardın. Bütün çürük yumurtalar dağıldı. Planladığımız gibi her şey yolunda gitti. Bizim deyimimizle it iti kırdı efendim. Niran sinek ursa ölüyorum diye çırpınıyor. Süleyman kızının yasında. Haçlı'nın zaten hayatı alt üst oldu. Ortalık fena karıştı.
Ne demişler? Şeytan ayrıntıda gizlidir. Planımız tıkır tıkır işliyor. Aferin sana Eşref. Hırsın hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim efendim. Şimdi sıra sizde. Söz vermiştiniz. Kayıp oğlumu bulacaktınız. Bunun için her şeyimi gözden çıkardığımı biliyorsunuz. Avşardan bile vazgeçtim ben. Aslanlar da öyle yapar. Erkek aslan zayıf yavrusunu boğup yer. Sen de avşardan vazgeçtin. Sabret. Oğlun çok yakında yanında olacak. Onun gücü senin gücün olacak. Biliyorsanız kim olduğunu söyleyin. Yalvarırım. Sabırlı ol Eşref. Sabırlı ol. Bir ameliyat var. Ama o da çok riskli. Kurtulma şansı %5. Bunların hiçbirini bilmiyor. Ona söylemedim. Sadece kötü bir şeyler olduğunu seziyor o kadar. Yavrum benim. Tanesizim. Nedir bu başımıza gelenler? Oğluma da bir şey olursa ben nasıl yaşarım artık Ali? Nazlım da annem böyle öldü. Ona hiçbir şey belli etmeyin ne olur. Onun size ihtiyacı var. Öyle görmesin. Seni çok seviyorum. Seni bulduğu andan itibaren bambaşka bir Ali oldu. Onun tek ilacı sensin Ali. Bir ana olarak yalvarıyorum sana. Onu bırakma. Ölecekse bile senin yanında ölürsün.
Kusura bakma abi, biraz geciktim. İstediklerimi getirdin mi? İyisin değil mi? Bulgar denen o şerefsize cezasını ne zaman vereceğiz? Ben topluyorum ekibi. Sen bu işe karışmayacaksın Ümit. Ama abi. Ümit, dediklerimi yap yeter. Şimdi git. Zamanı geldiğinde seni ararım. Dikkatli ol abi. Beni merak etme. Hadi. Bir dakika lütfen. İzin verin yardım edeyim. Gerek yok. Yine de sağ olun. Melek kızım, biraz soluklan. Ben iyiyim nine. Geldik zaten. Allah canımı almadı da. Nine. Bırakın taşıyayım. Delikanlı doğru söylüyor. Bak nefes nefese kaldın. İyiyim dedim ya. İnat etme. Peki. Allah razı olsun evladım. Allah ne muradın varsa versin. Nine, ilaç çorbası sende değil mi? Yok. Allah kahretsin ya. Takside kaldı, ne yapacağım şimdi? Ah güzel kızım, hiç de fark etmedim ki. Olsun. Ben hastaneye durağa falan bakarım. Şoför orayı bırakır herhalde. Burası. Çok sağ olun. Buradan sonrasını ben hallederim. Zahmet oldu. Siz kapıyı açın. Allah tekrar razı olsun senden evladım. Senin gibi insanlar da varmış. Ellerin ayakların dert görmesin değil mi? Sağ olun. Geçmiş olsun. Size de zahmet oldu. Teşekkür ederim.
İyisin değil mi nineciğim? Keşke iyi olmasam. Keşke ölüp gitsem de benden kurtulsa. Öf ya. Bir daha sakın böyle konuşma. Benim senden başka kimim var bu dünyada? Biri daha var güzel kızım. Sana bir şey diyeceğim. Ama bana inanmayacaksın. Söyle bakalım Pamuk Sultan. Neden inanmayayım sana? Bize yardım eden bu oğlan var ya. Hı? Biliyor musun? Ben onu dün gece rüyamda gördüm. Yemyeşil bir çayırın içinde. Yanında da sen. Aman nine. Benzetmişsindir. Yok vallahi oydu. Böyle esmer, altından yüreği olan. Senin üstünde de duvak vardı. Neden kaçıyorsun benden?